elde tampon, klamper ve koter hazırlayın. Bıçağı çıkartacağım. Çıkartıyorum. Tansiyon 55-30. Nabız alamıyoruz. Tepiyi hazırlayın. 200. Hazır. 250. Hazır. Amirim, ben de sizin yanınıza geliyordum. Suç aleti mi? Evet amirim. Güzel. Tamam, o zaman hemen kriminele gönderin. Baksınlar bakalım üzerinden bir parmak izi, doku örneği, kan örneği. İşimize yarayacak bir şey çıkacak mı? Emredersiniz amirim. Eyvallah. Sağ olun. Aslı Neslihan Hanım'a bir su getir. Emredersiniz. Aletini kriminele gönderdik. Bıçağın üzerinde en ufak bir kan lekesi, parmak izi veya bir DNA örneği bulduğumuz anda katili tespit ettik demektir. Damla Hanım'la sizi birlikte gören bir görgü tanığım var. Şu an elimizdeki tek şüpheli sizsiniz. Size şöyle anlatayım. Eğer Damla Hanım'a bir şey olursa cinayetten yargılanacaksınız. Bunu biliyor musunuz? Ne diyorsun şimdi? Annemin aklanmasına karşılık Murat. Tamam, ben sana belgeleri verdim. Sen anneni kurtardın. Murat'ı hapse attırdın. Peki bana sonra ne olacak? Murat'ın bir süre hapiste yatmasını, benim yanımda yatmasını tercih etmez misin? Ne kadar yatacak ki zaten? 3-5 ay. Sonra da çıkar. Benden nefret eder, senin kollarına koşar. Evet, ne diyorsun? İstemiyorum. İstemiyorum. Ben ne yapacaksam tek başıma yapacağım. Seninle işbirliği yapmadan yapacağım. Murat'a senin gerçek yüzünü göstereceğim. Neslihan. Murat tamam. Tamam ben geldim Damla'yla konuşmaya. Bir daha karşımıza çıkmasın diye uyarmak istedim. O da anladı beni. Delireceğim. Delireceğim. Şşş bağırma. Vallahi delireceğim. Ya sen bu kadının gerçek yüzünü nasıl göremiyorsun ya? Bu kadın dediğin benim karım. Karım dediğin kadın çok tehlikeli bir kadın Murat. Anlıyor musun? Yok ben Akif'i Murat'a yardım etmek için buldum. Yok arsayı o yüzden aldım falan. Ya bu kadının her şeyi planlı ya. Bu kadının her şeyi planlı. Ya beni kullandı ya bu kadın. Damla yeter artık ya. Tamam. Tamam. Madem öyle... Burada bana neler dediğini anlat Murat'a. Hani pazarlık yapıyordun ya benimle. Murat'ı kazanmanın tek yolu benimle işbirliği yapmak. Hadi söyle. Damla yeter artık ya. Gerçekten yeter. Ya sana da yazık, bize de yazık. Ne bu böyle ya? Bak buraya güzel güzel işe girmişsin. Bunu da sorgulamıyorum. Nasıl girdiysen girdin. Şahika Hanım'ın işleri beni gerçekten ilgilendirmiyor.
Ama yeter artık ya. Bizi bırak artık lütfen. Bak genç kızsın. Hayatın boyunca ikinci kadın olarak mı yaşayacaksın? Gerçekten bunu mu istiyorsun? Yapma. Damla, lütfen bizi rahat bırak. Hadi gidelim Nesli. Patron, çıkıyor musun? Evet. Öyle mi? Ben sadece bana eşlik ediyorsun zannettim. Yok, artık burada durmayayım bugün. Hadi geçelim eve. Ben bir şey soracaktım da. Sor. Siz konuşun. Ben de bir anneme hoşça kal deyip çantamı alayım. Patron, ne oldu? Arsayı almışlar. Hiçbir sorun yok Balkan, rahat ol. Nasıl sorun yok patron? Arsa meselesi ortaya çıkmadı mı? Çıktı. Neslihan arkamda durdu. Şahika Hanım'a karşı omuz omuzaydık. Arsa meselesi kapandı. Bak Balkan, Neslihan benim arkamda olduktan sonra bu şirket artık benim sayılır. Bırak sen arsayı marsayı. Ben bugün çok daha değerli bir şey kazandım. Neslihan'ı. Kala kaldı diyorum ya sana. Bak böyle. Ama Neslihan. Ya benden hiç beklemiyordu, hiç. İnanamazsın. Gözleri falan doldu anne bir ara. Gerçekten inanamıyorum. O duygusuz adam. Evet. Şimdi bir süre pislikler yapmaz. Biz de bu süre içinde seni hapse göndermek için çevirdiği dolapları ortaya çıkarır. Hem seni kurtarırız hem de onu hak ettiği deliğe sokarız. Peki sen bu belgelerin gerçekten Damla'nın elinde olduğuna emin misin? Eminim. Eminim. Yani az önce tamamen emin oldum. O dosyalar Damla'da olmasa bende değil filan derdi. Onda, onda da Murat'a bir şey olur diye korkuyor. Bu kız gerçekten aşık Murat'a. Neslihan. Neslihan. Neyse. Ben gidip Murat'ın kişisel bilgisayarını araştıracağım. Murat akıllı adam. Bu süre içinde dosyaları yok etmiştir ama... ben yine de bir şansımı deneyeceğim anne. Merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam. Kırıldıktan sonra topladım.
Önce yumurta bitecek, sonra bal kaymak. Anneciğim bitirdin mi sen? Bak geç kalacaksınız. Neslihan Hanım, geç kalıyoruz. Değil mi? Hmm. Tamam, hadi bakalım. Bal kaymak. Tamam, bir tanem gelince oldu. Hadi bakalım, acele edelim biraz. Ben oğlumu bal kaymaksız bırakır mıyım be? Aç bakayım ağzını. Hoppa! Baba dayanamadı sana yine. Tamam, ya sen bakalım, silelim ağzını. Hadi kızım, hadi bakalım. Gel. Ayşe, sen bindirirsin çocuklar arabaya. Tamamdır Murat Bey. Neslihan. Ne oldu? Kimdi o ya? Banka, yani bilindik kampanyalar için. Ha. Ve ben sana bir şey söyleyeceğim. Onca şeyden sonra burada çocuklarla, seninle olmak çok güzel. Ama ben seni çok özledim. Yani 2-3 akşamdır... Ben gelince uyumuş oluyorsun. Çocuklar aramızda yatıyor. Bu akşam şöyle baş başa bir yemeğe mi gitsek? Yani Ayşe uyutur çocukları. Sonra eve gelince beraber bir şeyler mi içsek? Olmaz mı? Olurdu, iyi olurdu aslında ama yani... Biliyorsun çocuklar yeni yeni alışıyorlar. İhtiyaçları var bize. Yani benim de biraz... Zamana ihtiyacım var. Konuşuruz yani, başka bir zaman yaparız. Sen şimdi bekletme onları, hadi geç kalmasınlar. Sen ne zaman diyorsan o zaman. Akşam görüşürüz. Alo. Alo Neslihan. Efendim Damla, beni aramışsın. Damla. Buradayım. Evet, dinliyorum. Belgeleri sana vereceğim. En doğru kararı verdin. Ama bir şartım var. Şu an pazarlık yapacak durumda değilsin. Ama makul bir şeyse neden olmasın, dinliyorum. Sana bir konum atacağım. Oraya tek başına geleceksin.
Yalnız. Sonra orada arabanı bırakacaksın. Benimle başka bir yere geleceksin. Orada bir eline boyuna konuşacağız seninle. Sonuçta benim de sana güvenmem lazım. İlk tanışmamızda içeceğimi ilaç atan birine güveneceğimi mi zannediyorsun sen? Tamam. Kapıyorum o zaman. Dur. Nereye geleyim? Eğer bir rahatsızlığınız olur, yan etki yaparsa arayın, düzenleriz. Teşekkürler Koray Bey, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Alo, Neslihan ne yapıyorsun? Damla aradı. Ne diyorsun? Beklediğimiz an geldi mi yani? Koray, ama bir terslik var. Garip konuştu benimle, sesi de bir tuhaftı. Bana bir konum gönderdi, oraya çağırdı. Ben oraya gidince arabayla başka bir yere geçecekmişiz. Dosyaları bana da orada verecekmiş. Yok. Ben bu kıza güvenmiyorum. Bana konum at, ben de geliyorum. Tek başına gel dedi. Neslihan, ben uzaktan izlerim sizi, konumu at. Ya anlar da dosyaları vermekten vazgeçerse. Neslihan, ya sana bir şey yaparsa? Evet, hadi bakalım. Son durak. Gel bakalım Batu. Atla, hop. Haydi bakalım. Evet, size iyi dersler, bana iyi işler öpücüğü. Gel bakayım. Gel bir de sarılayım. Oh, canım benim. Mehir? İyi işler. Batu, sen koş git okula. Ablanla bir şey konuşacağım ben babacığım. Bana da söyle. Ama oğlum, ablanın aşısı var. Onunla ilgili konuşacağım. Sen şimdi iğne falan çok sevmezsin. Hadi koş git. Hadi. Küs müyorsun? Küs değilim. Niye o zaman babaya sarılmıyorsun, öpmüyorsun? Bak kızım, şimdi söyleyeceklerimi anlamayabilirsin ama... Büyüyünce beni çok iyi anlayacaksın. Anneler babalar bazen tartışırlar, birbirlerinden uzaklaşırlar. Mesela en yakın arkadaşınla küssen başka bir arkadaşınla daha çok konuşmaya başlarsın değil mi? İşte tamam. Yani en yakın arkadaşına tekrar barıştığında öbürü en yakın arkadaşına olmamış olur değil mi kızım? Biz de annenle küsmüştük. Ben o zaman Damla ablanla konuşmaya başladım. Ama şimdi annenle barıştık. Her şeyi düzelttik. Ben artık hep evde olacağım kızım. Tamam mı? Ben annem üzülmesin. Hasta olmasın diye söylemedim. Aferin benim kızım. Ben de sana söz veriyorum. Bir daha anneni üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tamam. Hani benim öpücüğüm? Oh be! Günüm güzelleşti ha. Çok özlemişim. Hadi iyi dersler. Hoş geldiniz efendim. Günaydın Şerkan'ım. Günaydın. Yeni lansman için oylamaya sunacağımız tasarımcıların çalışmalarını masanıza bıraktım. Peki oylama yapılacağı toplantıyı herkese haber verdin mi? Verdim Şahik Hanım. İki gün sonra seçim yapmak istediğinizi de söyledim. Yalnız Sinan Bey tasarımları önden görmek istedi. Ama ben size danışmadan vermek istemedim. Sinan benim oğlum Gizem. Neslihan ve Sinan ne isterse o olacak. Onlar buranın sahibi. Ben bugün varsam yarın yokum. Ya o nasıl söz Şahik Hanım? Nasıl söz? Doğru bir söz. Mahkeme henüz sonuçlanmadı. Yarın öbür gün beni içeri atarlarsa Neslihan'la Sinan ne derse onu yapacaksın. Murat'ınkini değil. Eğer Murat size talimat verirse yapmadan önce mutlaka Neslihan ve Sinan'a söyleyeceksin. Tamam Serkan. Buyurun. Sinan, oğlum,
İyi misin? İyiyim. Zayıflamışsın. Ne oldu, iyi beslenmiyor musun? Şaşırtıcı gerçekten. İlk defa normal anneler gibi soru soruyorsun. Ne diyelim? Hapishaneye iyi geldi diyelim mi? Sinan. İzninle. Şaykan'ım, iyi misiniz? Yardım edin. Şaykan'ım. Şaykan'ım. Damla, nereye getirdin beni? Gelmiyor musun? Niye geldik buraya? Daha önce de arayıp Murat'a yakalatmıştın beni. Şimdi aynı şeyi yapmayacağını ben nereden bileyim? O yüzden böyle işte kamera olmayan bir yer seçtim. Tamam, sen bin arabana. Ben de seni takip edeyim, peş peşe gidelim. Olmaz. Ya benimle arabaya binersin? Ya da dosyaları unutursun. Çantanda telefonunu verir misin? Al. Bir de gözlerimi bağla istersen. Güzel fikir. Ama gideceğimiz yeri sen zaten biliyorsun. Nereye gidiyoruz? Mezarlığa. Şaykan'ım, sadece böyle dil altı hapıyla olmaz ama gelin inat etmeyin, bir hastaneye gidelim. Gizem, ben iyiyim. Durmayın böyle başımda, hadi çıkın dışarıya, hadi. Ama Şaykan'ım... Gizem, böyle beni sinirlendirip tansiyonumun daha fazla çıkmasını mı sağlamak istiyorsun? Çık dışarı. İyiyim. Peki Şaykan'ım, ben size limonlu bir su getireyim en iyisi. Ama bir şey olursa ben dışarıdayım, seslenin, tamam mı? Tamam Gizem, tamam. Aradığınız kişiye şu an... Allah Allah. Lütfen. Neslihan Hanım telefonu niye kapalı ki? Murat Bey.
Efendim güzel. Şahik Hanım'ın biraz tansiyonu çıktı da ben hastaneye gidelim diyorum ama beni dinlemiyor. Seni dinlemiyorsa beni hiç dinlemez Gizem. Ben Neslihan Hanım'a söyleyecektim hani annesini arasın diye. Ama telefonu kapalı, ulaşamıyorum. Acaba siz arasanız ne bileyim. Nasıl kapalı ya? Yani Neslihan şöyle şey yapmaz, hele de çocuklar okuldayken. Dur ben Ayşe'le sorayım. Ah Neslihan, hep kafanın dikine gidiyorsun. Ben şimdi nereden bulacağım seni? Konum da atmadın. Hangi mezar? Şuradaki. Artık söyleyecek misin niye buraya geldik? Ne kadar da gençmiş. Yeter. Ne söyleyeceksen söyle ya da git buradan. Kardeşimin mezarının yanında saygısızlık etmene izin vermeyeceğim çünkü. Saygısızlık yapmıyorum. Aksine senin de saygısızlık yapmayacağını bildiğim için buraya gelmek istedim. Hatırlıyor musun? Beni ona benzetmiştin. Daha doğrusu o zayıflığımı kullanıp beni kandırmıştın. Evet. Doğru. Kullandım. Ama biliyor musun? Senin bana o zaman yaptığın ablalığın, şefkatin, iyiliğin. Keşke benim de bir ablam olsaydı dedirtmişti bana. Belki de kimsem yok diye böyle oldum ben. Kötü. Bana bakınca kötü bir insan diyorsun değil mi? Bunu ben değil. Sen zaten kendine söylüyorsun. Kim bilir? Yani belki benim yaşadıklarımı sen yaşasaydın, belki sen de benim gibi biri olurdun. Yeter artık. Dosyalar nerede? Onları vereceksen ver. Yoksa gideceğim ben. Ben ilk mezarla annemle babam için gittim biliyor musun? O zamanlar küçüğüm tabii. Yani böyle nehir kadar var ya da yokum. Tabii anlamıyorsun mezar ne. Başta böyle herkesin küçük küçük bahçeleri var sanmıştım. Hepsi böyle silme çiçek. Sonra anneminkilere geldim baktım. Böyle toprak. Dedim annem neden ekmemiş çiçek? Annem de severdi çiçekleri. Sonra anladım ki gidenler kalanlar ekiyormuş çiçekleri. Ya bizim de kalanımız yoktu tabii. Abi ben de çocuk. Ama annem bir saçlarımı çok severdi bir de çiçekleri. Böyle olduğuna bakma, Roma kadar saçlarım vardı benim. Çekik suyla tarardı saçlarım annem. Sonra erkek gibi kestiler saçımı. Onlar gittikten sonra... hani kimse beni sevmedi derler ya. O gerçek işte. Kimse seni sevmeyince sen de sevgini gösteremiyorsun. Göstermeyi bilmiyorsun. Sonra işte bir Murat elini uzattı bana. Ben de bir onun elini tuttum. Hani şimdi sana böyle şey geliyor, evli adamla birlikte olan hafif kız falan. Ama öyle değil işte. Ya benim derdim evli, barklı, paralı adama kapak atmak değil ki.
Benim derdim benim elimden tutan, beni o kuyudan çeken adamı tekrar geri almak. Onun elini bırakmamak. Çünkü ben hala o kuyudayım Neslihan. Ben o kuyudan çıkamadım ki. Eğer ben onun elini bırakırsam ben o kuyuya tekrar geri düşerim. Sen sadece bir adamı sevip onun elini tutmadın Damla. Sen sevdiğim, elini tuttum dedin. Adamın ailesinin hayatına zehirli sarmaşık gibi dolandın. Sen hepimizin hayatını mahvettin. Eğer sen sadece Murat'la aşk yaşayan bir kadın olsaydın ben seni suçlamazdım bile. O zaman sen beni tanımazsın, ben seni tanımam. Senin bana verilmiş bir sözün yok, bir şeyin yok. O durumda tek suçlu benim kocam olurdu, Murat olurdu. Ama sen ne yaptın? Sen durmadın. Sen beni kullandın. Sen benim iyi niyetimi suistimal ettin. Sen benim evime girdin. Sen benim yuvamı dağıttın. Sen benim çocuklarımın psikolojisini bozdun. Ya sen benim kardeşimin hayatını mahvettin. Daha sayayım mı? Bak saymakla bitmiyor. İşte bu yüzden sen o kuyudaki kızsın ve hiçbir zaman o kuyudan çıkamayacaksın. Ne seni? Seni işte o yüzden buraya getirdim. Bana değil. Ona söz vereceksin. Bana yamuk yapmayacaksın. Belgeleri sana verdiğimde Murat'ı hemen bırakacaksın. Ve onun en az ceza alması için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Onu yaparım. Senin için değil, çocuklar için de Murat'ın en az cezayla çıkması için elimden gelen her şeyi yaparım. Sonuçta onların babası. Ama şunu bil ki Murat illaki bir ceza alacak. Hem burnu sürtülmüş mü Murat? İleride daha çok işine yarar. Güven bana. Diğeri peki? Onu hemen bırakacak mısın? Hemen yapamam. Hemen bırakamam. Önce annemin mahkemesi görülsün. Annem bir aklansın. İşte o gün bırakırım. Ama o güne dek bırakamam. Eğer anlarsa başka bir şey yapabilir. Annemin tekrar hapse girmesini göze alamam Damla. Ya belgeleri benim verdiğimi söylersen? Bak sana Ece'nin yanında söz veriyorum. Belgeleri senden aldığımı Murat'a asla söyleme. Sen anlaşmayı bozmazsan ben de bozmam. Ne yapıyorsun? Sana dosyaları mail atıyorum. Maille mi? Bari USB'ye yükleseydin. Artık sana o kadar güvenmiyorum ki. Yanıma almadım. O gün karakolda bile nasıl çekiştirdin çantamı? Neyse ne işte. Yolladım. Ne fark ederse hiç. Telefonum sende. Boşuna ismimle arama. Fake hesaptan yolladım. Umarım bu sefer doğru belgelerdir. Öyle olmasa seni buraya getirir miydim? Gel Balkan. Neslihan Hanım gelmiş patron. Nerede? Şahik Hanım'ın odasındaymış. Hatta avukat da orada. Ya kaç kere aradım, telefon kapalıydı. Şahika'ya bir şey olmamış değil mi? Yok, yani tansiyonu en son düşmüştü. Bak, Gizem öyle söylemişti ama. Çok teşekkür ederiz Burak abi. Sizden iyi haberleri bekliyoruz. Tabii tabii, ben hemen ilgileniyorum. Kötü bir şey yoktur umarım. Aa, yok yok. Sürpriz Murat. Sürpriz mi? Hem de çok büyük sürpriz. Ya Neslihan, bugün telefonu kapalıydı. Adetin de değildir. Hayırdır? Şarjım bitmiş. Ben de yeni fark ettim. Geldim taktım zaten. Benim acil çıkmam lazım. Görüşürüz. Tamam, sen işlerine bak. Bir şey anlamadı değil mi?
O artık hiçbir şey anlamaz. O seni tıkmak istediği delik var ya, işte o deliğe biz onu tıkacağız. Bitti artık, bitti. Bana güven. Şahik Hanım'ın tutuksuz yargılanma kararından sonra beni tutmaz. Yani bizim anlaşmamız, ne yalan söyleyeyim, bir garibime gitmişti. Ama şimdi anlıyorum neden bana bu kadar para verdiğinizi. Bu belgeleri sana Şahika mı verdi, Neslihan mı verdi? Neslihan Hanım. Uğra bak, burası benim için çok önemli. Verirken hali tavrı nasıldı yani? Şahika onu zorluyor olabilir mi? Şahika Hanım hiç konuya dahil olmadı. Ben hep Neslihan Hanım'la konuştum. Ne konuştun? İşte bu belgeleri savcılığa vermeyi ve Şahika Hanım'ı kurtarmayı. Ayrıca sizi hapse attı. Maalesef. Yani Şahika Hanım üzerine atıl suçtan sizin belgede sahtecilik yaptığınızı açığa çıkarmamı istiyor. Yani hem kamuoyuna hem idari birimlere karşı annesini temize çıkarmaya çalışıyor. Ben Neslihan annesini hapisten kurtardıktan sonra benim olayımı örtbas edeceğini sandım. Bir arsadan daha kıymetlisin. Sürpriz Murat. Sürpriz mi? Hem de çok büyük sürpriz. Neslihan ararsa açmıyorsun. Ben seni ararım gerekirse. Ben Neslihan'la konuşayım önce. Olur. Uğur'a son bir şey soracağım. Neslihan bu belgeleri nasıl ele geçirdi? Gizli mailden geldiğini söyledi. Bana çıktı olarak verdi. Ya bir planı var diyorum ya. O yüzden sana bu kadar iyi davranıyor. Seninle yemeklere falan çıkıyor. Ya uyan artık Murat ya. Gerçekten uyan. Ya sen Koray'dan kurtuldum zannederken bunlar senin kuyunu kazıyor. İyi misiniz Murat Bey? Evladım. Geldin sustun böyle. Ne oldu sana? Hı? Bir şey olmuş belli. Bana bir anlatsan. Bir rahatlasan. Hı? Oh. Üşütür mü çocuğum? Bakayım. Ellerin de buz gibi olmuş senin. Dur. Dur. Böyle çok soğuk da değil hava ama. Ah çocuğum be. Niye böyle oldu ki? Ver ellerini bakayım. Hı? Küçükken de böyle ısıtırdım ellerini. Hatırlıyor musun? Eldiven takmayı hiç istemezdin. Ah be oğlum. Niye böyle oldu? Bir de baban öldüğünde böyle olmuştu. Buz kesmişti ellerini. Affet canım. Ne oldu sana? Ne oldu da ölüm acısı yaşamış kadar sarsıldın sen? Abinler gelecekti. Seni görünce çok sevinecekler.
Hoş geldiniz. Hoş ya babaanne, oyuncaklarımı toplamadın değil mi? Ya yeni girdik içeri. Ya yavrum anneciğim, bir içeri girseydik bari. Geç Allah içeri aşkına. Bak kim var. Hep kim var ki? Gel. Gel. Murat! Ah be kardeşim, haberleşseydik ya seninle. Eh yani bak şimdi, çocukları yengeyi de hep beraber görmüş olurduk. Çocuklar! Gelin böyle gelin, amcanızın elini öpün, ayıp ama. Gel. Tamam, tamam. Gerek yok, sağ ol. Hoş geldin Murat, nasılsın? Hoş bulduk yenge. Hayırdır aslanım, kötü bir şey yoktur inşallah. Yok abi. Annemi görmeye gelmiştim. Zaten kalkıyordum ben de. Hayda. Daha yeni gördük seni. Nereye gidiyorsun? Otur şöyle bir konuşalım. Abi sonra konuşalım. Benim şirkete gitmem lazım. Tamam tamam Murat evladım. Sen işlerden geri kalma. Başka zaman görüşürüz. Peki anneciğim. Görüşürüz abi. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz yenge. Görüşürüz. Oğlum. Bak, hayatta her şey gelir geçer. Eğer ucunda ölüm yoksa hiçbir şeye bu kadar dert etme, değil mi? Sen halledersin. Evelallah. Benim evladım her şeyin altından kalkar. Patron hoş geldin. Gel buraya. Ne oluyor ya? Gel buraya gel. Ne oldu patron? Sus. Ya iyi de kolum. Ya ne oluyor ya? Sen misin lan o? He? Sen misin o? Kim ben miyim patron? Ne oluyor bir sakin. Benim gizli belgelerimi Neslihan'a veren sen misin? Ya ben niye böyle bir şey yapayım patron? Kaç parayı aldılar lan seni? Kaç parayı aldılar? Sen de mi arkamdan iş çeviriyorsun? Ya ben böyle bir şey yapsam kendimi de yakmaz mıyım? Deli miyim ben patron? Bir bırak beni. Bir sakinleşir misin? Ya yemin ediyorum ben değilim patron. O evraklar gerçekten ortaya mı çıkmış? Sen değilsen kim lan? Sen değilsen kim lan? Ya sen nasıl göremiyorsun ya? Bu kadın daha iki gün önce seni bitirecek bilgileri istemedi mi senin benden? Senin bilgisayarındaki dosyaları alıp ona götürmemi istedi. Sen istediğin onayladığın dosyaları versen. Ben onları götürsem Neslihan'a. Ben sana haber vermedim mi? Verdim. Geldim. Biz seninle birlikte Neslihan'a vereceğim belgeleri seçtik. Burada bana neler dediğini anlat Murat'a. Hani pazarlık yapıyordun ya benimle. Murat'ı kazanmanın tek yolu benimle işbirliği yapmak. Ha? Hadi söyle. Damla. Ha? Damla. Ben duştaydım. Laptop ortadaydı. Her şeyi aldı. Hepsini al be. Tamam patron. Kim ne aldıysa aldı, tamam. Sen şimdi o evraklar Neslihan Hanım'da mı diyorsun? Bittik biz. Net bittik. Net bittik biz patron. Kesin hapisteyiz. Yani hapiste olduğumuz kesin de çıktıktan sonra da işsiz güçsüz kalacağız. Net hayatımız mahvoldu patron bizim. Sus lan artık! Sus! Bizim o evrakların asıllarını almamız lazım. Damla'dan mı yani? Evet. Peki Neslihan Hanım'dakiler? Ya onlar onun mailine gelmiş bilgisayarında. Bilgisayarını eklememiz lazım. Senin bir hacker çocuk vardı, duruyor mu? Kemal. Evet. Evet duruyor. Tamam ona söyle. Bilgisayarını, tabletini, telefonunu her şeyini eklesin Neslihan'ı. Her şeyini. Tamam. Beni de eklesin. Seni mi? Sen çocuğu ara, ulaş. Ben anlatacağım ona.
Tamam. Nerede bu? Yok odasında. Tasarım toplantısı vardı, oradadır. Sen bu çocuğa ulaşıyorsun. Ben Damla'dan bir şekilde alacağım o belgeleri. Hadi. Tamam. Ben hallediyorum, peki. Patron. Geliyor. Geçen gün Neslihan'ın yanında biraz ağır konuştum sana. Sen hep ikinci kadın olarak mı kalacaksın falan dedim. Üzdüysem gerçekten özür dilerim. Ne oldu? Neslihan mı terk etti seni? Niye terk etsin Neslihan beni? Sen bunu nereden çıkardın? Bir yerden çıkarmadım canım. Sen bana dedin ya öyle etrafımda dolanma ben evliliğimi kurtaracağım falan. Ondan... Evet dedim. Dedim ama yani sen benden uzak olursan belki ben de senden uzak olabilirim diye düşündüm. Gecelerdir aklımda işte. Ya benim sana zaafım var. Bunu biliyorsun zaten. Bu kadar yakın olunca da insan uzak kalamıyor. Sen bir şey söylemeyecek misin? Sen öyle gidince ben gerçekten ölüyorum sandım Murat. Seni o kadar çok seviyorum ki. Ne oldu? Sen niye bakıyorsun öyle? Yorgunum biraz ben. Ben gideyim, çok dikkat çekmeyelim burada. Akşam uğrarım, konuşuruz. Konuşuruz. Murat. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben de. Verdim Neslihan'a ya. Kahretsin. Damla Hanım. Ya gel demeden geleceksen şu kapıyı çalmanın ne anlamı var? Ben şey... Çık dışarı. Çık. Üç saat kaldı mesainin bitmesine. Merak etme. Ya bu kaç yıllık avukatınız değil mi? Halledeceğim dediyse halledecektir. Öyle öyle tabii ama yani... Tuhaflık var sanki. İnsan yine de merak ediyor. Tamam sen ara. Ara sor. Yok yok. Annemin zoruyla da kaç kere aradım. Adam ben halledince size haber vereceğim dedi. Beklemem lazım. Neslihan. Stres yapma. Son anda bir pürüz çıkacak diye çok korkuyorum. Çıkmaz. Bu saatten sonra ne pürüzü çıkacak? Ya pürüz der demez Damla'nın araması. Bu niye arıyor şimdi beni? Aç. Sesi dışarı vereceğim.
Ne oldu Damla? Verdin mi dosyaları? Verdim, evet. Ya şimdi Murat tutuklanır mı yani? Savcılığa daha teslim edilmedi. Ama yarın itibariyle her an Murat'ı tutuklayabilirler. Ya belki kendini kurtaracak bir şey vardır elinde. Murat'ın mı? Hiç sanmam. O dosyalar karşısında Murat'ın hiçbir şansı yok. Aklayamaz kendini. Öyle mi diyorsun? Sana daha önce de söyledim. Murat illaki bir ceza alacak. Biz o cezayı düşürtmeye çalışacağız. Sen bana bunları niye soruyorsun şimdi? Sesin de bir tuhaf geliyor senin. Pişman mı oldun yoksa? Pişman falan değilim. De senin kadar gaddar da değilim. Yani üzülüyorum yani. Unutma ki ben de annem için çok üzüldüm Damla. Hem de çok. O belgeleri annemi hapse göndermek için Murat kendi elleriyle hazırladı. Neyse. Bana bak. Sakın pişman olup da bir hata yapma, tamam mı? Murat'a bir şeyi sakın belli etme. Eğer Murat'ı istiyorsan biraz daha sabredeceksin. Sabredeceğim. Sabredeceğim. Mecburen sabredeceğim. Neyse hadi kapadım ben. Bye. Ne diyebilirim ki Murat'a zaten? Ben hiç güvenmiyorum bu kıza. Dur sen de şimdi ya. Yüzlük kuyruğuna geldik. Bir sorun çıkmaz artık. Ya çıkmaz. Bence de çıkmaz. Bir sorun çıkmaz. Ama mesele Damla olunca içime bir huzursuzluk kaplıyor. Bir de sen sabah gittin tek başına onun peşinden. Konum at dedim atmadın. Telefonunu arıyorum kapalı. Sen geri aramasan ben buradan çıkıp polise gidiyordum. Sen ona bu telefon oyununu yapınca akıllanmış. Gitmeden önce her şeyi aldı benden. Hocam hastanız geldi. Sen. Neslihan kusura bakma. Ne demek? Ne kusuru? Avukat arayınca bana haber ver muhakkak olur. Vermez miyim hiç? Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. Anne bir saniye. Çocuklar, eller yıkandı mı? Üstler değiştirildi mi? Evet anne. Tamam bekliyorum sizi. Çok pardon, ne diyordun? Ne soracağım kızım? Avukatı soruyordum. Anne yok, yok. Adamı arıyorum, bulamıyorum. Yok hiçbir yerde. Telefonlarıma cevap vermiyor. Murat ne yapıyor, şirkette mi? Yok, bir iki saat önce çıkmış. Nereye gitmiş? Ayşe. Anne ben kapatıyorum şimdi, Murat geldi. Murat, senin ne işin var bu saatte evde? Babam geldi. Gel bakayım buraya, gel. Hop, oh, aslanım. Sen de gel bakayım kızım. Oh. Babam erken geldi, bugün pikniğe gidelim mi? Evet, baba bugün erken gelmiş. Ne oldu, her şey yolunda mı? Bir şey yok ya. Hayır ya, her şey yolunda. Oğlum, pikniğe sonra gidelim çünkü benim dışarıda toplantım var. Hazırlanıp çıkmam lazım, tamam? Tamam. Yemeğe beklemeyelim mi seni o zaman? Yok yok beklemeyin siz değil. Tamam hadi gelin bakalım. Ayşıl sandviçler hazır mı? Evet Neslihan Hanım. Hadi arka bahçede yiyin o zaman. Tamamdır. Ne oluyor ya böyle? Ne oluyor böyle? Murat!
Murat! Murat! Murat! Heh. Şuna baksana. Bu ne ya? Sen yanlış bir şey falan mı indirdin? Bu ne? Yok, bir şey yapmadım ben. Masanın üstünde duruyordu yani. Bir anda böyle bildirimler almaya falan başladı. Ya sistemsel sorun yazıyor. Kimlikte o. Aa, bak bende de oldu. Al işte, sende de olmaya başladı. Ya bu sistem hatası falan mı? Ben anlamadım. Aa, çalışıyor seninki. Şenur arıyor. Ya bırak Şenur'u, ne yapacaksın Şenur'u? Ya dur bir bakayım. Alo, Şenur? Yok, telefonumda bir sorun var. Biz de anlamadık. Yo, ben sana mesaj falan göndermedim. Ne? Hacklenmiş miyim? İyi de nasıl olur böyle bir şey? Şenur, ben seni sonra arayayım mı? Sağ ol haber verdiğin için. Tamam, mutlaka haber vereceğim. Ne hacklenmesi ya? Telefonumdan da mailimden de saçma sapan mesajlar gitmiş. Yani anlamış tabii benim olmadığımı da. Kim bilir kimlere ne mesajlar gitti şu an. İkimiz de hacklendik mi yani şu an? Yani öyle görünüyor, evet. Yok, mailim, bütün yazışmalarım silinmiş hep. Nasıl yani, silinmiş mi? Evet. Mailim... Nasıl olur ya? Benim de silinmiş. İyi de kim yapar böyle bir şeyi? Damla. Ne? Damla ya. Başka kim yapacak? Kurtulamadık ki şu kızdan bir türlü. Yani bize ait maildeki dosyaları almak için eklediyse... Önemli şeyler mi vardı mailinde? Yok, şirkete ait dosyalar, belgeler. Ben şu bilgisayara bakayım. Açılıyor mu? Yok, açılmıyor. Sen de bilgisayarına baksana. Tamam, aşağıda benimki, bakayım. Beni aradığında ben anlamalıydım bir şeyler yapacağını. Sesinden belliydi zaten senin pişman olduğun. Benimki de açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Boş durmayacağız herhalde. Gideceğim Damla'ya bunun hesabını soracağım. Nasıl yediyse bu haltı öyle temizleyecek. Ya bir dur, yine mi rezillik çıksın istiyorsun? Önce bir anlayalım ne olduğunu. Belki şirketin bilgi işlemi halleder bu konuyu. Halledemezse ne olacak Neslihan? Ya bu kız artık düşsün yakamızdan ya. Ben çok geç kalıyorum toplantıya. Çıkmam lazım benim. Tamam, çık sen. Sen çık. De bir aç artık telefonlarını ya. Saat kaç oldu? Mesai bitti. İnsan bir haber verir. Yok, yok, yine açmıyor, yok. Ayşe, bakıyorum ben. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Eve gidemedim kızım. Ne oldu? Avukattan bir haber var mı? Yok. Aradım defalarca ama açmıyor, ulaşamıyorum. Ay inşallah iyi haberler verir bize. Ya iyi bir haber almıyor. O kadar ihtiyacım var ki anlatamam sana. Ne oldu? Bilmediğim bir şey mi var? Gel bahçeye çıkalım da anlatacağım. Buğra, arayabilirsin Neslihan. Evet evet, konuştuğumuz gibi. Farklı bir şeye gerek yok. Aşkım! Oy, seni çok özledim ya. Hadi kızım gel, içeri girelim, bir içeri gireyim ya. İçeri girme. Hatta biz bu
bu akşam uçağa binelim gidelim. Yeni bir hayat kuralım. Ya ben seni tekrar kaybetmek istemiyorum. Ya bir dakika, niye beni kaybediyorsun? Niye şu an acilen uçağa biniyoruz? Biz birinden mi kaçıyoruz? Evet, kaçıyoruz. Ya çünkü burada olduğumuz sürece ya başımıza bir bela geliyor ya da aramıza bir biri giriyor ya. Murat, baksana ya. Uzaktayken ne kadar iyiydik. Değil mi? Bugün çok stresli bir gündü. Hadi bir şeyler koy da içelim. Buyursunlar. Başka bir arzunuz var mı? Yok Ayşe, teşekkürler. Çocuklara bakabildin mi? Ödevlerini yaptılar, sandviçlerini de yediler Neslihan Hanım. Sağ ol. Ya kızım, bu nasıl bir kadın? Nasıl bağlantıları var ki ikinizin birden hem telefonu hem bilgisayara ekleniyor? Ben de bilmiyorum ki anne, anlamadım zaten. Ama o şeytanın elinden her şey gelir, sen bilmiyor musun? Buğra Bey arıyor. Buğra Bey, ya çok merak ettik sizi. Neredesiniz? Kaza geçirdim ben Neslihan Hanım. Ne? Kaza mı? Yani sormayın, canımı zor kurtardım. Çok geçmiş olsun. Yani nasıl oldu bu kaza? Peki siz savcılığa gidebildiniz mi? Maalesef. İşte tam gidiyordum, o kamyon çıktı önüme. Ya Allah korudum. Arabayı görseniz kamyon vurunca yolun dışına savruldu. Bir anda da alev aldı. Kendimi zor attım dışarıya. Dosyalar, yani siz dosyaları kurtarabildiniz mi? Kurtaramadım. Dosyaların hepsi arabanın içinde yandı. Yani ben de sizden yeni çektim dosyaları. Yarın kesin götüreceğim savcıya. Ya ama benim bilgisayarım... Neyse, tamam. Ben bir şekilde elimden geleni yapacağım. Bu dosyaları ileteceğim size. Tekrar çok geçmiş olsun. Ne oluyor kızım? Kaza yapmış. Araba yanmış. Dosyalarda kül olmuş. Ne? Bir dakika, bir dakika. Bugün telefonunuz ve bilgisayarınız hackleniyor. Şimdi kaza geçirip dosyalar yanıyor. Ya benim aklıma başka şeyler geliyor ama... yani Buğra Bey bizim kaç yıllık avukatımız, yapmaz öyle bir şey. Of of of. Anne, sen bu gece burada mı kalsan? Murat uyuduktan sonra oturur konuşuruz. Yani bir çözüm bulmaya çalışırız, olmaz mı? Yok kızım, yok. Ben burada kalamam. Zaten yeterince o adamın yüzünü görüyorum. Şimdi çekemem. Ben eve gideceğim. İlacımı alıp yatacağım. Gene ensemden vurdu benim. Tamam bak, sakin ol. Tamam mı? Lütfen. Sen sakin ol. Eve git, dinlen. Ben seni haberdar edeceğim. Tamam, tamam mı? Tamam, hadi sen merak gelme. Etme, üzme kendini. Tamam. Damla, tamam yeter artık. Bu fotoğraf merakı nereden çıktı ya? Ya seni özlediğim zamanlarda bakacağım. Ya beni artık özlemeyeceksin ki. Bir kadeh daha. Hadi bakalım. Avukattaki evraklar yok oldu. Benim bilgisayarım da hacklendi. Bu işte senin bir parmağın var mı? Çabuk söyle. Acil belgeleri bana tekrar yollaman gerekiyor. Hacklendiğimden başka mail adresi atacağım şimdi sana. Ona yolla. Kim o? Eylül. Öyle komik bir soru sormuş ki. Gülmemek elde değil. Tamam, yolluyorum. Ben koyayım. Ayşe, tabletimi getirir misin? Acil. Tabii Neslihan Hanım.
Evet, 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 evet. Bu sefer beni yanılttın Damla. Bu sefer beni yanılttın. Şansını kaybettin. Bir daha dosya, mosya yok sanırım. Zaten Murat da bana döndü anlayacağın. Yine ben kazandım. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım, yemek vardı. Damla hadi bir kadeh pişi koyacaksın. Bir saat oldu. Ya abartma ya. Abartma, geldim işte. Mevzu iş olunca öyle olmuyormuş değil mi Damla Hanım? E ne yapayım? Eylül birkaç çizim istedi, onları yolladım. Bak ne güzel düzenini kurdun, işini buldun. Bir de diyorsun ki gidelim. Evet ya. Ya bana öyle esti birden, öyle dedim. Burada kuralım düzenimizi. Ama biraz zamanı var tabii. Neslihan'dan hemen ayrılamam. Şirkette çözmem gereken meseleler var. Ama az kaldı. Halledeceğim. Beklerim ben seni. Sen ne kadar istersen o kadar beklerim. Evet Koray, yoldayım ve giriyorum. Neslihan bir sakin olur musun? Bir kenara çek, konuşalım. Ya neyi konuşacağız Koray? Avukattaki belgeler gitti. Damla mailimdekileri hackletti. O dosyaları almaktan başka şansım yok benim. Madem bir anlaşma yaptı, o anlaşmaya uyacak. Neslihan bir kendine gelir misin? Ya sen niye böyle fevri davranıyorsun? Tamam bir yerde bekle, beraber gidelim. Geliyorum ben. Koray sonra konuşalım mı biz? Ben geldim zaten, kapatıyorum şimdi. Neslihan. Değil. Sen eklettin değil mi bilgisayarları? Ne eklemesi be? Hiç boşuna inkar etme. Senin işin bu belli. Vallahi ister inan, ister inanma. Hackleme, hackleme anlamam ben. Sen beni boş ver. Bakalım Murat inanacak mı sana? Ne diyeceksin? Seni hapse attırmak için Damla'yla işbirliği yaptım mı diyeceksin? Geç anlat ama lütfen böyle en başından tane tane anlat ki o da her şeyi bilsin. Ne oldu? Vaz mı geçti? Sakın kazandım sanma. Güleceksin sen. Neslihan. Neslihan ne oldu? Bir şey olmadı Koray. Nasıl bir şey olmadı? Damla yok muydu? Damla odadaydı. Murat'ı göremedim ben. Duştaymış. Neslihan. Bir sakin olur musun lütfen? Ben aklımı kaybediyordum buraya gelene kadar. Senin için endişelendim. Ne oldu? Bu
kadın kazandı yine. Allah kahretsin, yine bu kadın kazandı. Bırak beni gideyim, tamam mı? Tek kelime edecek halim yok. Hristiyan, bu mu? Senin takıldığın şu an bu mu? Anneni kurtarma fırsatını kaçırdın ve sen tek önemsediğin şey Murat'ın aklının dadmaya kayması mı? Hayır! Hristiyan, kendine gel. Senden rica ediyorum, kendine gel. Ayrıca sana ne? Sen bu adamı sevmiyorum demedin mi? Bırak gitsin. Kiminle sevişiyorsa sevişsin, nerede uyuyorsa, nerede duş alıyorsa alsın, sana ne? Bu kadar önemli mi? Onu mu seçti, seni mi seçti? Neslihan, annenden önemli mi? Tabii ki değil. Bırak beni gideyim, tamam mı? Geldiğin için sağ ol ama bırak beni gideyim. Gideyim ben, bırak. Damla! Saatler olsun. Sağ ol. Telefon geldi. Benim acil çıkmam lazım. Hemen mi? Hemen. Akşama gelecek misin? Yok, gelemem. Niye? Orada kalmaya devam mı edeceksin? Edeceğim tabii kızım. Bu kadar yılın emeğini onlara mı bırakacağım? Şirkete hak ettiklerimi almam lazım benim. Ben de sen bana dönünce... Ya sen şimdi Neslihan'la birlikteymiş gibi mi yapacaksın? Aynen öyle. Dediğim gibi şirketten hak ettiklerimi alacağım. Sen de hiç kimseye hiçbir şey çaktırmayacaksın. Ya ben senin o kadını öpmene, koklamana dayanamıyorum. Ben ona dokunmuyorum ki zaten. Sen orada öyle kalınca ben de düşündüm ki... Çocuklar için birlikte kalıyoruz. Ayrıca Neslihan bana yaklaşmıyor. Ya zaten yatakta bile yastık koyuyor aramıza. Yani öyle bir şey yok. Rahat ol. Dediğin gibi belki de bir planı vardır. Sen dayan diyorsan dayanırım. Bak, sana küveti doldurdum. Seversin. Bir seni geçireyim önce. Kuzum, ben kendi kendime giderim ben. Çocuk muyum Allah aşkına? Amma yaptın. Hadi. Ben buraya elimde bir dosyayla geldim de sen demin eşyalarını topluyordun. Kendi eşyam diye kaldırmış olabilir misin? Bilmem. Yani eğer koyduysan buradadır ama... Abi bak bakalım. Yok. Da yani ben zaten senin elinde dosya falan hatırlamıyorum. Arabada bıraktım ben onu galiba ya. Tamam, ben hallederim. Çok önemli bir şey miydi? Tabii yani yarın sabah toplantı var. Bütün akşam ona çalışacaktım. Neyse, hadi görüşürüz. Leyla ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Dediklerimi söyledin mi Neslihan'a? Evet, evet. Kaza yaptım, dosyaların hepsi arabada yandı dedim. Sorun yok. Sordun mu elinde yedeği var mıymış? Sordum. Dosyaları onaylı yandan tekrar isteyecekmiş. Vermez. Kim? Boş ver. Sen bir süre ortalıktan kaybol. Olur. Başka bir şey yoksa? Yok. İyi akşamlar.
İkinize de göstereceğim kuyumu kazmanın ne demek olduğunu. Murat, buradayım. Yattı mı çocuklar? Yattılar. Sen neredeydin? Toplantım var dedim ya. Bu kadar sürdü mü? Anne. Anne. Sen bir şey mi ima ediyorsun? Yok. Çocuklar yatmadan dönersin diye düşünmüştüm. Haklısın. Bir dahakine öyle yaparım. Nehir. 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 Nehir'cim. Nehir'cim. Dur, bunu konuşalım, tamam mı? Konuşalım seninle biraz, tamam mı? Böyle gitme bir tanem. Kızım, bak o çok eski bir fotoğraf, tamam mı babacığım? Bırakın beni. Nehir. Neslihan. Ne yapıyorsun sen? Açıp eski fotoğraflara mı bakıyorsun? Git bak bakalım o fotoğraf ne zaman gelmiş, kim göndermiş? Ya Damla'nın oyunu bu, anlamıyor musun? Bırak, yeter, yeter ya, yeter. Bırak beni. Nehir'le ilgileneceğim. Damla, ne yapıyorsun kızım sen gene? Biliyorsun sen neyden bahsettiğimi. Fotoğrafı diyorum. Ya kapıdan çıkmadan ben sana demedim mi hiçbir şey çaktırmayacaksın hiç kimseye diye? Daha ilk dakikadan ya. Tamam, arayacağım ben seni. Nehir gördü. Ona bakacağım, hadi. Nehir'ciğim, güzel kızım. Hadi konuşalım. Dön bana, konuşalım biraz. Hadi kızım. Nehir. Kızım, çok eski bir fotoğraf o. Bak biz annenle şu an ne kadar mutluyuz. Kızım. Hemen uyumuş olamazsın. Hadi kalk konuşalım babacığım. Lütfen kızım, hadi. Nehir. Nehir'ciğim. Tamam anneciğim. Şimdi konuşmak istemiyorsan uyu. Sabah konuşuruz. Seni çok seviyorum. Sen niye öyle bakıyorsun şimdi? Ben mi suçlu oldum ya? Fotoğrafın bugün gönderilmiş olması bugün çekildiği anlamına mı gelir? Hala üstünde fotoğraftaki kıyafetlerim var ya, sen ne konuşuyorsun? Ya hacker meselesini konuşmaya gittim ya ben. Gizli saklı bir şey yok, sen de biliyorsun bunu. Damla, sen telefonlarımızı neden hacklettin? Aa, gelmişken bir kadehte bir şey içeyim. Hadi bir de selfie çekilelim. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi? Ya altı üstü bir kadeh bir şey içtim Neslihan. Nehir sizi bu evde Damla'yla öpüşürken görmüş. Sen de konuşuyorsun hala. Sen bunu biliyor muydun? Yeni öğrendim ben de. Koray'a anlatmış, o söyledi. Yani yeni derken bugün mü?
Bir iki gün önce. Ne önemi var? Ha. Bir dakika, sen iki gündür bunu biliyorsun ve bana en ufak bir tepki göstermiyorsun. Öyle mi Neslihan? Neden? Hayır, şundan soruyorum. Yani Nehir'in bu hale benim yüzümden geldiğini biliyorsun ama bu evi başıma yıkmıyorsun. Neden? Nehir için. Gelip sana söylesem ne olacak? Yine kavga edeceğiz, bir tatsızlık çıkacak, Nehir üzülecek. Aranız iyiyken bir tatsızlık çıksın istemedim çünkü. Ben yarın konuşup gönlünü alırım. Okula bırakırken söyledi bana babam. Küsünce gittim başka bir arkadaş buldum dedi. Barışınca olmaz. Biz artık annenle barıştık dedi. Küs değiller ama yine ona gitmiş işte. Ya annem hastalanırsa Koray abi? Ya biz çıkıp yanına kızımızı niye güzel güzel anlatmıyoruz? Biz annesi babası değil miyiz bu çocuğun? Ya ne diyeceksin? Ne diyeceksin Nehir'e? Kızım o fotoğraf eski mi fotoğraf mı diyeceksin? İnanır mı ya sana? İki hafta önce siz burada öpüştünüz, o kız da gördü sizi. Tamam Neslihan, biz konuşmayalım. Hiçbir şekilde iletişim kurmayalım. Dış kapının dış mandalı konuşsun çocuğumuzla. Bağırma. Olay çıkarma. Konumuz Koray mı şu an? Konumuz Nehir. Kızımıza kim iyi gelirse o konuşacak. Bu kadar. Tamam. Tamam Neslihan. Ona da tamam. Kim? Balkan. Acil şirkete gitmem lazımmış. Bu konu da acil Murat. Tamam mı? Şirket beklesin biraz. Nehir aşağı indiğinde ikimizi yan yana görsün en azından. Neslihan, ben o adamın suratını görmek istemiyorum. Bak akşam geleyim, güzelce bir yemek yiyelim. Nehir de bizi beraber görsün, bu kadar. Murat, gitme. Bak ben seni tanıyorum. Sen gidersen aklın kalacak burada, kalmayacak mı? Kalacak, tamam haklısın. Ben ararım, söylerim Balkan'a, geç geleceğim derim, tamam. Teşekkür ederim. Neslihan. Koray gel. İçimizi rahatlatacak bir şey söyle lütfen. Nasıl kızım? Önce bir oturalım lütfen. Nehir'in biraz kafası karışık. Nasıl? Yani sizin onu kandırdığınızı önce şunu sorarak başlayayım. Senin üzülüp hasta olacağını düşünüyor. Böyle bir şeyi neden kurdu kafasında acaba? Bir fikriniz var mı bununla ilgili? Bu gördüklerini söylersen annen çok hasta olur. Anladın mı kızım? Asla söylememen lazım. Hasta olur annen. Yani benim yok. Senin geliyor mu aklına bir şey? Ben son zamanlarda hiç hastalanmadım. Yok, hiçbir şey gelmiyor benim aklıma. Tamam. Bunun üzerine biraz daha çalışırız. Onun dışında sizin onu kandırdığınızı, aslında boşanacağınızı, ona yalan söylediğinizi düşünüyor. Öyle bir şey asla olmayacak Koray Efendi. Bu konuda beni değil, Nehir'i ikna etmen gerekiyor Murat. Yani bir fırsat verseniz biz de kızımızla konuşacağız, ikna edeceğiz de yok ki öyle bir şey. O fotoğraf olayında da... Ya bir şeyi de bilme kardeşim. Bu nedir, her şeyden haberin var senin ya? Murat. Koray'a rica ettim. Sabah apar topar kalktı geldi Nehir için. Konuyu bilmeden kızımıza nasıl yardım edecek? Koray. Bak o fotoğraf çok eskiden çekilmiş bir fotoğraf, tamam mı? Damla sırf Neslihan'ı huzursuz etmek için göndermiş. Şimdi senin aklın takılır buna, takılmasın diye söylüyorum. Murat. Ama sen istediğin kadar yok Akif'i bulacağız diye Neslihan'ın peşinden gez. Yok efendim Nehir'le konuşacağım diye Neslihan'ın peşinden gez. O Damla fotoğraf yollasın, video yollasın. Ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın bu evlilik size rağmen yıkılmayacak. Anladın mı beni? Nereye? Balkan aradı, yarım saat oldu. Gitmem lazım. Ne oluyor Neslihan? Ne yapacağız şimdi? Plan ne? Bilmiyorum Koray. Her şey üst üste geldi. Önce annem, şimdi Nehir. Ben ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Nehir'le konuşmak ister misin biraz? Konuşur mu ki benimle?
hallederiz. Hallederiz, gel hadi. Gel. Damla, ne yapıyorsun ya? Her yer cam burada. Ben kaç kere söyledim dikkatli olalım diye. Tamam. Bu fotoğraf olayından dolayı kızgınsın, biliyorum. Tamam da benden bir şey saklama dedikçe sen arkamdan iş çeviriyorsun. Damla, nasıl olacak? Ya arkandan iş falan çevirmiyorum. Gerçekten arkandan iş çevirmem. Ya sen bana gelince ben zannettim ki onu tamamen bıraktın. O gün bana öyle hava basınca ne yapayım? Ben dolmayı ona yedirmek istedim. Ama tamam, söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Tamam. Biraz sabırlı ol. Az kaldı. Biraz da iş konuşalım mı Murat Bey? Konuşalım. Buyurun Damla. Nasıl? Güzel. Sadece güzel mi? Çok güzel. Gurur duyuyorum seninle. Gerçekten mi? Gerçekten. O zaman... Bunları yapma işte. Geç şuraya. O zaman bunu lansmanda aday olarak koyar mısın? Nasıl koyayım Damla? Nasıl böyle bir şey yapayım? Daha şimdi şurada dikkat çekmeyelim dedim ya. Yapamam böyle bir şey tabii ki. Tamam. Ben bulurum bir çaresini. Küs müyüz? Deliz. Gel. Damla. Sinan, ya ben senden bir konuda yardım isteyecektim ama eğer rahatsız ettiysen... Abi saçmalama lütfen. Gel, gel otur. Ya şu en üsttekine bir bakabilir misin diyecektim. Dün akşam lansman olduğunu öğrenince bir şeyler karalayayım dedim. Nasıl? Damla, bu çok iyi. Bir gecede mi çizdin bunu? Damla. Senin Sinan'ın yanında ne işin var? Ben sana görüşmeyeceksin ona demedim mi? O çağırdı. Ay ne yapayım ya, unutamıyor beni. Yani ben biraz zorunluluyum da. Ha. Hani sen vermezsen ben alamazdım Murat'ı. Nasıl aldım? Sen şimdi bunu yani böyle kazanılmış bir şey gibi mi görüyorsun? Murat dün gece nerede uyudu? Çocukların yanında, evinde. Bu gece nerede uyuyacak? Çocukların yanında, evinde. Anladın mı? Hı hı. Neyse, konumuza dönelim. Dosyalar nerede? Dosya mosya yok. Taze bitti. O Murat bana gelmeden önceydi. Yani kusura bakma, sen de kaybetmeseydin. Şansına küs. Artık ölsem de sana günahımı bile verme. Patron. Yine beraberler. Ya sen bir şey olmaz demiştin ama emin misin? Damla yine vermesin belgeleri. Şu anda hayatta vermez. Damarına basarsak o ayrı tabii. Sağ ol. Gerçekten içime su serptin. Ya biz nasıl yaşayacağız böyle? Hapse girmemiz onların elinde. Böyle yaşamayacağız Balkan. Ben Damla'dan belgeleri alacağım. Sonra ikisine de bana yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Merak etme sen. Hadi onlar gidince gideriz hadi. Ya patron,
Bari bir gördüğünü falan belli etsen de bir onlar da biraz tasalansalar. Bırak rahat rahat kavga etsinler. Belki benden önce birbirlerini öldürürler de rahatlarım. Bu kadar eminsin yani Murat'ın sana döndüğüne. Evet. Sana da belge vermeyeceğim. Ay bir düş yakandan ya. Bunu sen istedin. Madem anlaşamıyoruz, o zaman savaşırız. Görelim bakalım Murat sana dönmüş mü, dönmemiş mi? Söyler mi ya bu? Söylerse kendi yanar. Kızım, bak yarım saatte seninle konuşmaya çalışıyorum. Şu kitabını başka zaman okur musun lütfen? Konuşmak istemiyorum. Ama ben konuşmak istiyorum Nehir. O zaman sen konuş. Kızım, annenle ufak tefek sorunlar yaşadık ama geçti bitti diyorum. Niye inanmıyorsun bana? O fotoğraf ne peki? Oh, daha kaç kere söyleyeceğim kızım. Eski. Ya bak, fotoğraflar eski zamanlarda çekilmiş olabilir. Yani o annenle kırgın olduğumuz zamanlarda çekilmiş bir şey. Sen arkadaşlarına çekilmiyor musun fotoğraf? Niye kandıracaksın beni, biliyorum. Kızım ben seni niye kandırayım? Çıkar mısın baba? Kitabımı okuyup uyuyacağım. Peki kızım. Ne konuştunuz? Ne dedi Nehir? Ne diyecek? Siz boşanacaksınız. Beni kandırıyorsunuz. Sen annemi sevmiyorsun diyor. Başka bir şey demiyor. Tam toparlandı derken yeniden içine kapanacak diye çok korkuyorum. Gel aşağıda konuşalım biraz. Neslihan ben yatacağım. Gel odada konuşalım. Sonra ben yatarım hadi. Bak o doktor konuşuyor. Ben konuşuyorum. Sen konuşuyorsun. Ben ne yapılacağını bilmiyorum gerçekten. Aklına bir şey geliyorsa söyle onu yapalım Neslihan. Yani benim aklıma bir şey geliyor ama... ya inan işe yarar mı yaramaz mı ben de bilmiyorum. Ya söyle. Ben Koray'ın bu eve girip çıkmasına bile müsaade ediyorum. Çocuklarım için her şeyi yaparım ben. Eğer Nehir'i birbirimizi sevdiğimize ve boşanmayacağımıza ikna edebilirsek... o zaman belki içi rahatlar diyorum. Nasıl yapacağız o dediğin şeyi? Yani bir parti düzenleyelim. Sevdiğimiz insanları çağıralım. Yani düğün gibi hazırlanalım. Ne? Nikah tazeleyelim Murat. Nikah mı tazeleyelim? Evet. Ama bir şartım var. Bugünden sonra Damla ile bir daha görüşmeyeceksin. İş dışında da herhangi bir iletişimin kalmayacak. Söz veriyorum Neslihan. Sana inanayım mı? Ya inan. Yemin ederim. Hatta çocuklarımın... Tamam yeter. İnanıyorum ben sana. Çocukları karıştırma olur mu? Tamam yeter. Neslihan. O zaman ben de senden bir şey isteyeceğim. Madem nikah tazeleyeceğiz, bunu sadece çocuklarımız için yapmayalım. Biz de yeniden karı koca olalım. Gerçekten. Çünkü ben seni çok özledim. Tenini, kokunu, her şeyi. Thank you.
Canım. Bir saattir duştasın. Bir şey oldu zannettim. İyi misin? Yok, ne olacak? Fark etmemişim bile. Bu kadar kalacağını bilseydim ben de gelirdim. Çocuklar geç kalacak. Hadi siz başlayın, geliyorum ben de. Kahvaltıya kalmayacağım ben. Toplantım var zaten. Bugün lansman için seçim olacak. Geleceksin değil mi? Tabii tabii, geleceğim ben de. O zaman şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Dün gece çok güzeldi. Balkan, ne yaptın? Orada mısın? Evet patron, buradayım. Çıkmadı hala. Şimdiye kadar çıkmış olması lazımdı ya. Tamam, ben onu acele ettireceğim. Damla çıkar çıkmaz giriyorsun kartınla, tamam mı? Tamam patron. Güzel. O rahatsız etmeyin şeyini tak da kimse girip görmesin seni, tamam mı? Patron merak etme, aklın kalmasın. Yani ben bilgisayarı da getirdim yanımda. Yani bir şey bulursak eğer hemen... Ha, çıktı patron şu an. Arabasını istedi galiba, bekliyor. Balkan, şirketteki odasına baktık. Hiçbir şey yok, mutlaka orada bir yerde olması lazım. Tek güvendiğim sensin. Neslihan bu nikah tazeleme işini Damla'yı sıkıştırıp belgeleri almak için yapıyor. Her an söyleyebilir. Ondan sonra Damla'yı hiçbirimiz tutamayız. Buldum buldum. Bulamadım, biteriz Balkan. Tamam patron ya. Daha fazla strese sokma. Olay patlasa ben de seninle birlikte hapse gireceğim zaten. Yani benim için de hayat memet meselesi. Elimden geleni yapacağım, tamam. Tamam koçum. Güveniyorum sana. Hadi bakalım. Haber ver bana. Tamam. Bir şey bulursam mesaj atarım. Ya sen gece mesaj atınca kahvaltıya gidelim diye, ben buraya geleceğimi hiç düşünmemiştim. Ya sen burayı çok seviyorsun. Hani eskiden de geliyorduk. Yani bu mevsimde hiç gelmemiştik ama üşüdüysen başka yere gidelim. Hayır hayır, çok mutlu oldum. Hani ilişkinin hep başlarında gelirdik ya biz buraya. E tabii, yani sen o zaman çok aşıktın bana. Ben sana hala çok aşık. Ben de çok aşığım sana. Hadi hadi, menemeninden ye. Benimki kadar güzel olmasa da buranın da lezzetlidir yani menemeni. Ya hiçbir menemen seninkinden güzel olur mu? Ya Damla. Hı. Geçen gün hani ben senin odana geldim. Sen Neslihan'la konuşuyordun. Anlaşma teklif etti bana falan dedim. Yani ben o gün seni dinlemedim ama sonra kafama takıldı. Yani ne söyledi ki Neslihan sen öyle dedin? Ne dedim ben hatırlamıyorum. Ya demiş ya, Murat'ı almak istiyorsan benimle işbirliği yapman lazım demiş sana. Aşkım ben öyle sinirlenince benim ağzımdan çıkan kulağım duymuyor. Yani yok öyle bir şey. Anladım. Ya Damla, ben bu oyunlardan, arkamdan iş çevrilmesinden gerçekten çok sıkıldım. Şimdi biz seninle bir gelecek kurmak istiyoruz ya. Hı. Birbirimize %100 güveniyor olmamız lazım. Bak ben sana karşı çok dürüstüm. Senin de bana karşı öyle olmanı istiyorum. Eğer benden sakladığın herhangi bir şey varsa lütfen şimdi söyle. Sana söz veriyorum, kızmayacağım. Ne olursa olsun affedeceğim. Bana söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok. Yok, ne olabilir ki? Aşkım ama hadi kalkalım ya. Yani şirkete çok uzağız, bir ton yol var. Tamam, sen hesabı bekleme, ben ödeyeyim. Arkandan gelirim şirkete. Bu arada kahvaltı için teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğin için ben teşekkür ederim. Sen direkt şirkete mi geçeceksin, otele uğrayacak mısın? Şirkete geçeceğim. Niye? Otelden alman gereken bir şey mi var?
Yok, yani şirkette ne zaman görüşürüz onu sordum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bana hesap getirir misin? Hakan, ne yapıyorsun oğlum? İki saattir haber vermiyorsun. Damla çıktı, şirkete gidiyor bile. Yok, yok patron. Her yere baktım, yok. Kafayı yiyeceğim, delireceğim, yok ya. Ya ne yapayım? Duvarları kırıp içeri bakayım. Yastıklarımı parçalayayım, ne yapayım yani? Çiçeklerine baktım, saksılara baktım. Yani tablolarıma bakayım. Bir saniye. Bir şey buldum galiba. Ne buldun? Bir dakika. Patron, tablonun arkasında bir USB buldum. Hemen kontrol et. Hemen, hemen, hemen. Ediyorum, ediyorum. Telefonu kapatma, ben de duyacağım. Hadi. Tamam, tamam. Bir dakika. Bu burada. Tamam. Bu da burada. Bu da Şahik Hanım'ın şeyi. Oğlum ne mırıl mırıl konuşuyorsun? Anlatsana bana da. Buldum patron. Patron, hazineyi buldum. Dosyaların hepsi burada, tamamdır. Aslanımsın benim Balkan, aslansın sen. Oh be. Damla meselesi kapandı Balkan. Sıra Neslihan'da. Anne. Kızım. Gel, ben de toplantıya hazırlanıyordum. Tamam, hazırsan hadi gel çıkalım. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sen böyle bir tuhafsın. Bir şey mi oldu? Ya yok bir şeyim, hadi gel çıkalım. Neslihan. Benim sana bir şey söylemem lazım. Toplantıda çizimleri onaylayacağız ya. Damla'nın çizimi de var. Niye? Niye anne? Niye? Niye biz seninle bu konuyu konuşmadık mı? Ha? Bu kıza hiçbir şey yaptırmayacağız demedik mi? Gözümüzün önünde olsun diye almadık mı biz bu kızı işe? Damla'nın çizimlerini oylamaya nasıl sunarsın ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ben senin için neler yapıyorum? Nelere katlanıyorum? Ben senin için gidip o adamla bile... Neslihan, Murat sana bir şey mi yaptı? Ne yapabilir anne o bana? Onunla aynı evde olmak, ona katlanmak bile bir şey değil mi zaten? Kızım, ben bilmiyor muyum senin benim için neler yaptığını? Yani benim de içim yanıyor. Hapse girsem sana üzüldüğüm kadar üzülmeyeceğim ama sen bırakmıyorsun ki. Ya saçmalama, ben seni nasıl göndereyim hapse? Bak, haklısın. Ama ne yapayım, Sinan geldi. Çok güzel bir çizim dedi. Eğer bunu oynamaya sunmayacaksan o kızı niye bu işe aldın? Bana bunu açıkla dedi. Dedi de dedi. Mecbur kaldım kızım, ne yapayım? Yok, sen haklısın. Ben öyle sinirle birden çıkıştım sana. Özür dilerim. Sen hiç merak etme. Damla meselesi bugün bitecek. Nasıl? Şahik Hanım, herkes hazır, sizi bekliyorlar. Hadi. Son tasarımımızı da oyladık. Şimdi kazanan tasarımımızı açıklıyorum. Kazanan tasarımımız 24 numaralı ayakkabı. Arzu ederseniz artık yemeğe geçebiliriz. Çok teşekkür ederim. Hiç şaşırmadım. Kazanacağından emindim. Hadi gel geçelim yemeğe. Biz de geçelim hayatım, hadi.
keyifler, iyi işleriz. Hemen geliyorum. Murat Bey, bakar mısınız? Tabii Damla Hanım. Siz tebrik etmeyecek misiniz? Edeceğim, merak etme. Ama baş başayken sana büyük bir sürprizim var. Balkan. Adam var. Patron. Dediğim gibi hallettin değil mi? Tertemiz hallettim. Kontrol ettin, hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Büyük adamsın Balkan. Sen de öyle patron sayende. Süpersin. Arkadaşlar Şahika Hanım geldiğine göre geçebiliriz. Buyurun. Damla. Sen bugün bizle yiyeceksin. Yönetici masasında. Malum bu yemek kazanan tasarımcıyı tebrik etmek için var. O yüzden gel lütfen. Hay hay. Hay Allah, yer kalmamış. Ama ben hemen hallediyorum. Sandalyenizin arasını biraz açar mısınız beyler? Bir saniye. Pardon. Plastik sandalye. Hiç aklımda olmadığını zannettiğim, belki de unuttuğumu sandığım bir şey anlattım. Öyle mi? Ne anlattın? Beyaz mutfak sandalyesini. Misafirler geldiğinde salonda sandalye yetmez de mutfaktan alınır ya. Ben işte hep o sandalyede oturuyordum. Amcamlarda, o beyaz plastik sandalyede. Her taşıyışımda biraz daha anlardım o sofrada yerim olmadığını. Yine bir masada yerin yok gibi mi hissediyorsun? Bir bu kalmış. Senin için bir mahsuru var mı? Gel lütfen. Evet, yemek servisimiz başlamadan önce hepinizin yanında Damla'yı bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Damla aramıza yeni katıldı ama şimdiden adından söz ettirmeyi başardı. Tebrikler Damla. Alkışlarınız hiç kesilmeden bir tebrik de biz istiyoruz sizden. Murat'la biz nikah tazelemeye karar verdik. Bravo, tebrikler. Bravo. Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Davetiyeleriniz sizlere ulaştırılacak. Ama madem buradayız ve kutlama yapıyoruz, bu güzel haberi de bizlerden siz duyun istedik. Hepinizi nikahımıza bekliyoruz. Ben de sizi tebrik ederim çocuklar. Çok teşekkür ederim Şahika anneciğim. Çok sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen delirdin mi? Ne demek nikah tazelemek? Sen bu adamdan boşanmayacak mısın zaten? Tamam, ben hapse girmeye razıyım. Ama yeter, bitsin artık bu. Neslihan, sen beni dinliyor musun? Murat Bey, biraz konuşalım mı sizinle? Konuşalım Damla. Bitti. Bitti artık. Bitirdim onu. Yüzünü gördün mü? O dosyaları bana getirecek. Başka şansı kalmadı çünkü. Sen hapse girmekten kurtulacaksın. Ben de Murat'tan. Bitti. Ya... Sen orada oyun oynuyordun değil mi? Nasıl? Ya, sabah biz oraya gittik. Sen bana aşığım dedin. Damla, sana gerçekleri itiraf etmen için son bir şans verdim. Ve sen bu şansı kullanamadın. Neslihan'a sadece senin seçtiğin belgeleri gönderiyorum derken... benim bilgisayarımı kopyaladığını o kadar iyi biliyorum ki Damla. Ya sana yemin ederim ben sana onu kötülük olsun diye yapmadım. Ya sana kötülük olsun diye kullanmayacaktım. Tabii canım. Sen bana kötülük yapar mısın? Belgeleri Neslihan polise versin diye vermedin mi? Polise verse ne olacaktı? Hapse düşecektim ben. Koyan ortaya çıktı Damla. Sen artık beni tehdit edemezsin. Elindeki kozu da aldım. Şimdi defol ne... diyorsan gel hadi. Ya. Onu biliyorsan, eğer benim belgeleri verdiğimi biliyorsan... o zaman Neslihan'ın da sana oyun oynadığını biliyorsun Murat. İkinizin de, ikinizin de ne yediğini biliyorum. Arkamdan kuyumu kazdığınızı biliyorum. Ya ben senin kuyunu falan kazmıyorum. Ya sana yemin ederim ben senin kuyunu falan kazmadım. O yaptı, ne yaptıysa o yaptı. Ben sadece seni tekrar kaybetmek istemedim. Seni geri kazanmak istedim. Sen Neslihan'ın yanında olacağına hapse düşsün dedin benim için. Murat. Eğer şimdi beni bırakırsan... sana yemin ediyorum giderim Neslihan'a her şeyi anlatırım. Sana yemin ediyorum yaparım. Her şeyi bildiğini, arkasından iş çevirdiğini söylerim. Sana yemin ediyorum yaparım bunu. Neslihan'a herhangi bir şey anlatırsan seni öldürürüm. Anladın mı beni? Öldürürüm seni. Buyurun, kime bakmıştınız? Neslihan Yücesoy'la görüşebilir miyiz? Tabii. Neslihan Hanım. Buyurun benim. Neslihan Hanım, karakola kadar eşlik edeceğiz size. Lütfen buyurun. Sebebini öğrenebilir miyim? İsterseniz çocukları bir gönderin. Canları. Hadi Ayşe ablanızla biraz içeride oynayın, olur mu? Hı? Anne gitme. Bir tanem. Hadi bakalım lütfen. Biz biraz konuşacağız. Ben geleceğim sonra sizin yanınıza. Ama anne. Nehir, lütfen. Lütfen kızım. Hadi Ayşe ablası. Batu bak ne diyeceğim sana.
O çok sevdiğin oyun vardı ya tabletteki. İzin veriyorum. Hadi ablanla onu oynayın, olur mu? Hadi. Hadi gelin oynayalım. Hadi, hadi çocuklar. Ay, hadi. Ablan daha hayır. 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 Sakin olun. Gel. Çocuklar içeri gidin. Tamam. Hadi geliyorum bir tanem. Sakin olun. Tamam, geliyorum gel. Ben. Gel. Memur bey. Çocuklarım tedirgin oldu. Konu nedir öğrenebilir miyim? İsyan Hanım, Damla Dinçer'in yaralandığı bıçağın üzerindeki parmak izleri sizin parmak izlerinizle eşleşti. Sizi Damla Dinçer'i öldürmeye teşebbüsten gözaltına alıyorum. Yapacağız, tamam mı? Ağlama, ne olur ağlama. Sakın ağlama, üzülme. Ben geleceğim, bak söz veriyorum, geleceğim size. Ben geleceğim, tamam mı? Söz mü anne, söz mü? Anne sözü, söz. Sizi çok seviyorum. Üzülme, ağlama, tamam mı? Nehir. Çocuklarım. Hadi Aşıl ablanıza. Şimdi çok gel. İçeriye, hadi. Ay, gel, tamam, tamam. Üzülmeyin, tamam mı? Geleceğim ben, tamam mı? Nehir. Aşıl.